Evet arkadaşlar, merhaba. Tekrar Fransa'da Saint-Cloud Hipodromu'nda beraberiz. 30 Haziran 2020 Altılı Ganyan görüşlerimizi bildireceğiz şimdi. İyi bir çalışma yaptık. Güzel bir çalışma yaptık. Güzel bir program var. Hemen öncelikle bu Saint-Cloud'daki hava durumuna bakalım. 19 derece güneşli, kuru bir gün var. Gayet yarışlara uygun bir gün. Sıfır yağış, hiçbir şekilde yağış yok. Evet, şimdi hemen programımıza bir göz atalım. Saint-Cloud'da ikinci koşuyla başlıyor. 13.30'da Maiden koşu, Altılı Ganyan. Burada toplam 10 at var ve bu 10 atın da 6 ve 7 numaralar ekürüler. Yeni 2 yaşlı genç safkan taylar start alacaklar. İlk 5 tane sırada gördüğünüz atlar daha evvelden koşmuşlar ve tabelaya girmişler hepsi. İkinci ve dördüncü ve üçüncü var gördüğünüz gibi. Hemen görüşlerimize giriyoruz. 30 Haziran. Birinci ayakta Corazamba Expedition en Fonsi Equiblu. Şimdi Fransızca olarak da bizim takip eden bir kitlemiz var. Mavi olarak yazdık. Bu Fransa'daki bütün yarışları onlar takip ediyorlar arkadaşlar. Başladık birinci ayağa. Bir, Corazamba. Form durumu çok iyi olan at yarışın favorisidir. Christian Demorel'e ilk şansı veriyoruz bir numaraya. 8 numara Veria. Bu koşmamış bir tay. 2 yaşındaki İrlanda orijin ve çalışmaları çok iyi. İlk kez koşacak olmasına rağmen sürprizlerini çok iyi. Tony Picone ile favorimiz. Tony Picone böyle tayları çok seviyor. Getirmeyeceği taya da binmez. Kesinlikle başa gidecek bu 8 numara. 5 numara Kalahare. 3 Haziran'da müthiş bir ikincilik yaptı. Burada Maxim Guyon'da çok şanslı. Maxim de bunu bayağı bir hırpalayacak bunu getirsin diye. 3 numara Mali de Vega. 25 Mayıs'ta ikincilik yapan Safkan burada Pierre Charles ile favorilerden. Tabi bunun üzerinde Pierre Charles biniyor. Sürprizlere gelirsek 4 numara Jubilation. Mayıs'taki ikinciliği süper. Başlarda olması normal. Eddie Hardin'le şansı var. Eddie Hardin de böyle atları biraz getirmekte zorlanabiliyor ama bugün onun getireceği gün olabilir. Bilemeyiz. 10 Acapulco Gold. Burada Stefan Pasquier ile bir sürprizimiz bizim. 10 numara. 1, 8, 5, 3, 4 ve 10 olarak geçiyoruz. Karışık bir ayak bu arkadaşlar. Evet. Hemen Altılı Ganyan'ın ikinci ayağı, üçüncü koşuya geçiyoruz. Bu da maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizler bu sefer. Toplamda 11 at koşuyor burada. 1200 metre çim. Zaten bütün koşular çim biliyorsunuz burada. Burada da öne çıkan atlar var. Hemen onları biz değerlendirmemiz yaptık. Hemen onları da gündeme getirelim. İkinci ayak olarak. 5 numara Ascot Jungle. Burada İrlanda orijinal olarak 12 Haziran'da ikincilik yaptı ve formu süper. Bu grupta onu geçecek at göremedik. Bankomuz demişiz. Hemen bir bakalım bankomuza. Banko tavsiyemizdir bizim tabii ki. Evet. 5 numara Ascot Jungle arkadaşlar. Theo Bastlott ile İrlanda Origin. Bunun yanına at almak isteyenler 2, 3, 1 ve 7 numarayı da yazabilirler. Yani baktığınız zaman yazacak çok at oluyor. Bu at şu anda Ascot Jungle 1.20 falan çıkacak bunun Ganyan. 1.25, 1.25. Yani bilemez 1.40 çıkar en fazla. O derece farklı bir safkan. Evet, bunu da geçiyoruz bu şekilde. Hemen dördüncü koşu, Altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı. Burada da 12 at koşuyor. 12 ata baktığımız zaman bunlar 4 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre çim olarak gözüküyor. Görüşümüzü hemen veriyoruz. Bununla ilgili üçüncü ayak, dördüncü koşu. 7 numara Maka Viti. 15 Haziran'daki ikinciliği süper. Burada bizim ilk favorimiz. 9 numara Sacred Lady. Jockey hata yapmazsa koşunun ciddi favorisidir. Sürpriz 11 Lady Dada. Lady Gaga değil, Lady Dada. Safkan her an bomba yapabilecek konumda. Dikkat demişler.
7, 9 ve 11 numaralı atlarımız burada bizim ön planda çıkıyor. Üçüncü ayakta. Evet, hemen Motif Heaven'ın dördüncü ayağa geçelim. Beşinci koşu. Burada 8 at koşuyor. Burada da Maiden bir koşu. Bu iki yaşlı İngilizlere 1400 metre. Daha evvel koşmuş atlar var. Koşmayan atlar var. Hemen bakalım buradaki durumumuza. Evet, burada da ikinci bankomuz söz konusu. Bir numara Coco Charlie. Bize göre koşuları alt kazanacak durumda bankomuz demişiz. Bakalım Coco Charlie'nin durumuna. Bir numaralı Coco Charlie. Pierre Charles da start alıyor. 3 yapmış, 2 yapmış. Anne Terra Nova. My Boy Charlie babada. Evet. Altıncı koşuya geçiyoruz arkadaşlar. Oradaki bankomuz Coco Charlie'ydi. Burada da 8 tane safkan mücadele edecek. Satış koşusu bu. 3 yaşlı İngilizleri 1500 metre için pistte. Hemen buradaki değerlendirmemize geçelim. 5. ayak. Evet, burada biraz 3 at gündemde. Bayan jokeylerin kazanacağı bir koşu bu. Bizim görüşümüz o 6. koşu arkadaşlar. Bayan jokeyleri çok göz kırpıyor. 8 numara Amfrati, bayan jockey Mademoiselle Duporte itinayla bindiği ve bilinci getirmek istediği safkan hazır durumu ile ilk şans verdiğimiz attır. 1 numara Bengal Bay, Michael Barzalan ile kuşunun favorisidir. Evet, bu Bengal Bay'in aslında normalde zamanı geldi şimdi. Bugün kesin bir kuponlarında bulunsun 1 numara arkadaşlar. Bengal Bay. Sürpriz 5 Get Set. Safkanın son yaptığı dereceye inanmıyoruz. Dikkat demişiz. Evet. Burayı da 3 atla geçebiliyor. 8, 1 ve 5 şeklinde. Gelelim hemen son ayağa. 7. koşu. 7. koşu 2000 metre. Handikap 3 yaşlı İngilizlere burada. 14 at burada koşuyor. Baktığınız zaman 3 yaşlı İngilizlere. Hemen bakalım görüşlerimize burada da. Evet. Altılı Ganyan'ın son ayağı biraz karışık. Mümkün mertebe at yazmak lazım buraya. 6 numara Chris Alsa, Stefan Pasco ile beyaz bayrak aynı yapabilir. 2 numara Charming Oro, Maxim Guion ile favoridir. 8 numara Asian Queen, Mademoiselle Pacot Bayan Jockey ile fit durumda. 9 numara My Sweet Boy, Michael Barzon ile sürpriz konumunda. 4 numara Moremi, Alex Padel ile koşu önünde tamamlayabilir. Alex Padel biliyorsunuz böyle son koşuları, işte günün sonunda da olan koşuları sürpriz yapmayı seviyor. 1 Gummerville, Eddie Hardin ile kazanacak kapısıydı. Eddie Hardin'in durumu çok yani yarış kazanamıyor. Bakalım, belki burada kazanır, buna belli olmaz. Sıfır çekecek hali yok adamın. Evet. Saint Cloud Hipodromu için öğlen, yani gündüzün yarışları için görüşlerimiz burada sona eriyor. Bol şans diliyoruz. Şimdi diğer Leicester'la ilgili de videomuz gelecek. Onunla da ilgili görüşlerimiz, tahminlerimiz dinleyebilirsiniz. Abone olmayı, beğen yapmayı unutmayalım. Her şey gönlünüze göre olsun. Bol şanslar diliyoruz.